Manşete hoş geldiniz. Gerçek gündem bu. Gerçek gündem enflasyon. Gerçek gündem hayat pahalılığı. Gerçek gündem geçim derdi. Geçim kelimesinin Türkçe manası şudur. Geçinebilecek kadar para kazanmak ve bununla gerek şahsi gerekse ailesini döndürebilmek, ailesinin giderlerini döndürebilmek. Geçinebilecek kadar, hayatta kalabilecek kadar kirasını ya da başına başını sokacak evi neyse onun faturalarını ve ne bileyim mutfak giderlerini filan ödeyecek kadar. Lüks yoktur. Ekstra yoktur. Ne bileyim tatil masrafı bunun içinde değildir. Bir takım eğlence giderleri bunun içinde değildir. Türkiye geçinemiyor. Büyük bir geçim problemi var. Ve bir biçimde karnını ekmekle doyurduğunda Allah devleti başımızdan eksik etmesin diyen ve belki de aldığı yardımlar karşılığında bu teşekkürü eden bir kitle söz konusu. Fakat bu sürdürülebilir değil ve bu insani değil ve normal değil. Enflasyon TÜİK'e göre %61.98 ki onu da özellikle 62'nin altında tutuyorlar. Artık tamamen bu ay kaç açıklayalım üzerine kurulu sepet mepet hikaye. Enak. Enflasyon Araştırma Grubu tarafından da %129 olarak belirlenmiş. Ama herkes kendi enflasyonunu hesap edebilir. Geçtiğimiz yıl 4 Aralık'ta neydi evinizin giderleri? Neydi şahsi giderleriniz, aileniz var yok? Neye ne kadar harcıyordunuz? Hangi ülkede yaşarsanız yaşayın. Şimdi ne kadar çıkıyor cebinizden? Faturalara ne kadar ödüyorsunuz? Giyim kuşam için ne kadar ödüyorsunuz? Yeme içme için ne kadar ödüyorsunuz? Seyahat masrafınız veya ulaşım masrafınız ne kadar? Türkiye bu global endekste trading Economics'ten kestim getirdim ve düzenli olarak takip ediyorum. Burada Avrupa, Amerika, Asya kıta kıta da bakabiliyor. Ayrıca G20 ülkelerine falan da bakabiliyorsunuz. Ben genel olarak dünya endeksini getirdim. Bu lacivertle işaretlenmiş ülkeler... Enflasyon oranı 30'un üstünde olan ülkeler ki zaten görüyorsunuz iki elin parmağı kadar. Türkiye de bunların içerisinde. Baktığınızda bu en son Türkiye'nin açıkladığı rakam. Türkiye'nin açıkladığı rakam diyorum. Türkiye enflasyonu demiyorum. Onu birazdan daha da detaylı anlatacağım ve anlayacaksınız. Türkiye'nin açıkladığı rakam 61.98 listeye girmiş. Dünya sıralamasında 6. sırada. Hemen gözünüzle sayabilirsiniz. Parmağınızla saymanıza bile gerek yok. Venezuela, Lübnan, Arjantin, Suriye, Sudan'dan sonra Türkiye 6. sırada. Bu bile sizin tuttuğunuz yeri gösteriyor. Bu ülkenin kendi açıkladığı, kendi resmen kabul ettiği ya da kabul etmek zorunda kaldığı enflasyon. Enag'ın açıkladığına baktığınızda Enag'a göre Türkiye'nin yeri Arjantin ile Suriye'nin arasında. Enaga göre 129 Türkiye'nin enflasyonu dolayısıyla 143'lük Arjantin enflasyonunun altında 79'luk Suriye enflasyonunun üstünde. O da yani bunlar hep güncel rakamlar Arjantin'in Ekim enflasyonu Suriye'nin de yeni açıklanan en son açıklanan Aralık 2021 enflasyonu. Eser Karakaş paylaşmış TÜİK Kasım enflasyonunu 3.28 açıkladı. Fransa'da yaşıyor Eser Karakaş. Fransa'da yıllık enflasyon %3.4. İşte ben buna Türkiye yüzyılı derim demiş. Şimdi 2014-24 bir ay sonra 2024'de görüyoruz. Baktığınızda güzel bir grafik. 2014'te yılbaşı sepeti 169'a dolarken ve o sepette neler olduğu burada yazıyor. Yok yok. Prestij, prestij yılbaşı sepeti. Muhtemelen Migros'un. Şimdi baktığınızda 2024'e girerken sadece sepete alıyorsunuz. Durum bu. iPhone 15'in en pahalı modeli 7000 lira zamlanmış. 100 bin dememek için 99.999'da tutmuşlar fiyatını. Ve iPhone kendi sitesinde bu fiyata bu fiyatın yaklaşık yarısının KDV, yasal ücretler, vergi vesaire olduğunu ilan ediyor. Benim fiyatım bu değil diyor esasen. Dün sabah gazetesinin ekonomi manşeti. Enflasyonu tarihe gömersek parlayan yıldız oluruz. Erdoğan'ın aile gazetesi artık enflasyonu kabul etmiş. Ve tarihe gömersek bunu diyor parlayan yıldız oluruz. Ya sen önce bir tarihe göm de. Yani bugüne kadar kabul etmediler. Krize kriz demediler. Enflasyona enflasyon demediler. Şimdi kabul ettiler ve yani bir o ok kaldı. Ya her şeyi hallettik. Bir küçük mesele. Böyle yaklaşıyorlar. Daha vahim olan da gene aynı bunu sabahtan kesip getirdim. 21 yılda asgari ücret 61 kart arttı. Daha ne istiyorsunuz? Allah gözünüzü doyursun diye bir grafik paylaşmışlar. Yani AKP'nin 21 yılında 2002'den 2023 Temmuz'a kadar 184 ile almış asgari ücreti 184 TL. 11.402'ye getirmiş. Daha ne istiyorsunuz? 61 kat artırdık diyor. 61 kat artırman senin ülkeyi nereden nereye getirdiğini gösteriyor. Asgari ücreti iyileştirdiğin manasına gelmiyor. Doğru hesaplama şu. Her bir yılda yapılan asgari ücret zammıyla o gün kaç tane ekmek alıyordun? Kaç kilo et alıyordun? Kaç tane iPhone alıyordun? Buna bakmak. Otobüs biletine kadardı. Uçak biletine kadardı. Okul masrafına kadardı. Gömlek pantolon ücretine kadardı. Bununla kaç tane gömlek alabiliyorsun? Bunu koyacaksın ortaya. Çay simit hesabı gibi. Artık onu da yapmıyorlar. Emekliler Derneği Başkanı Türkiye'nin gerçeklerinden kopmuş şirazesi kaymış diyor TÜİK için. Günaydın. Günaydın ama yani neredesiniz? Ben adını ilk defa duyuyorum Kazım Ergün. Neredesiniz bugüne kadar? Dönelim işte bu tür ortamlarda denge ve denetim ortadan kalkınca genel olarak ekonomik bozulma bu mahsurları da beraberinde getiriyor. İki haftadır seçiler zan aşağı, seçiler zan yukarı, Denizbank. O arada seçiler zan ikinci ifadesinde şimdi bank şeylerde de meydada da yeni bir şey kalmadı. Sürekli ifadelerden bir şeyler tırtıklamaya çalışıyorlar. Denizbank'ı Denizbank'ın diyor haberi vardı. Çünkü diyor bana yeni bir harç ve telefon verdiler ve eskisini de silmemi, eski telefonumdaki mesajları falan da silmemi istediler diyor. Yani insan kaynakları veriyor. Yani bu, bu bile Denizbank'ın her şeyden haberdar olduğu. Haberdar olmasa bile e, ne bileyim bir biçimde durumu örtbas etmeye çalıştığı ya da en azından kamuoyuna yansımasın, suçlama konusu olmasın, dosyaya girmesin diye en azından mesajları kaybedelim falan. Yani Seçiler zana bir anlamda, bir anlamda hukuki yolda gösteriyorlar. Yani kapatalım birlikte bu işi çünkü bankada zarar görecek. Enteresan. Çanta dolusu paraların taşınması, işte böyle videolara video şey güvenlik kameralarına takılmış, deste deste dolarlar onlar. Denizbank görüntülerdeki para sisteme girmedi diyor. Yani görüntülerdeki parayı kabul ediyor ve evet diyor böyle bir para diyor bizim şubede diyor. İşte masanın üzerine sıralandı, çantalara dolduruldu filan ama diyor, yani bizim sistemimizden çıktı ama bizim sistemimize girmedi diyor. Hatta daha detaylı olarak işte diyor filan 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 neyse talebi üzerine hazırlanan 2 milyon 490 bin dolar nakit olarak şubeden çekildi. Görüntülerden açıkça görülüyor ki diyor, elindeki siyah çantayı hesap sahibi masanın üzerine koydu, çekme talimatı filan falan nakit olarak da çantaya doldurdu. Orada şu kişi de Seçil Erzan. Şimdi ya arkadaş hatırlamıyor musunuz son birkaç yıldır? Yani bankadan 5 bin dolar 10 bin dolar çekmeye gidildiğinde Türkiye'de ortalık ayağa kalkıyor. Şube bu kadar param yok diyor bana zaman ver diyor. 5-10 bin dolardan bahsediyorum. 2 milyon 490 bin Amerikan doları sistemden banka yani hesabından çekiyor kişi o para cash nakit olarak masanın üzerine yığılıyor. Kişi de geliyor çantaya doldurup gidiyor. Geçtim batıda. Siz yani birkaç yüz dolar birkaç yüz dolarlık veya poundluk euroluk işlem yaparsınız bankada. Yani çekersiniz yatırırsınız şu bu falan. Ama gittiğinizde çok samimi söylüyorum. İngiltere'de bir bankaya gidin. 2000 dolar, 2000 pound, 3000 pound, 5000 pound çekmeye çalışın. Vermezler gelir sorar ne, ne, oluyor nereye gidiyor. Yani çünkü her şey kayıt altında. 10 bin pound çekmeye çalışın İngiltere'de. Şube müdürü falan falan gelir bir dakika veremiyoruz falan der. Ne, yazı ister gerekçe ister sebep ister şu bu falan. Niye? Çünkü keş çekilip keş dolaşımı kayıt dışıdır. Bir şeyler çevriliyordur onunla. Ve buna sistem izin vermez. Sistem elektronik ortamda paranın dolaşmasına en az hele büyük paranın dolaşmasını ister. Niye? En azından karşılığı belli olsun, nereden geldiği belli olsun, vergilendirilebilir olsun vesaire. Bir çırpıda banka, bir şube 2, bin, 2 milyon 490 bin doları sayıp çantaya doldurup gitmesine izin veriyor müşterisinin. Ve şube müdürünün gözetiminde. Seçil Erzan'ı tehdit ettiği öne sürülen e, Hakan'inin avukatı demiş ki Bankadan aynı gün 100 bin lira çekemezsiniz. Burada bir günde 10 milyon lira çekilmiş. Bankanın haberdar olmaması hayatın olağan akışına aykırı. Bir de işin böyle bir yanı var. 2,5 milyon dolar çekilecek ve 2,5 milyon dolar cash çekiminden bir şey diyeyim yani genel müdüre kadar sıralı bütün amirlerin haberi olur. Haberi olması lazım. Öyle yani. Hele Türkiye söz konusuysa. Yeni listeye göre Fatih Terim 800 bin dolar kardaymış vesaire. Bakalım iş işte nereye gidecek ama Fatih Terim ilk defa görüntülenmiş. Nerede? Alina Bozla Umut Evirgen'in nikah şairiymiş. Herhalde önceden söz verdiği için kıramadı. Fakat gazetecileri atlatmak için tekneyle gelmiş, tekneyle gitmiş. Evet olaylardan sonra 2-3 hafta sonra Fatih Terim'in medyaya yansıyan ilk görüntüsü de bu oldu. O arada tabii çarpan çarpana ve bunu artık iktidar muhalif fark etmeden hatta artık şey de girdi. Beyefendinin gazetesi sabah da girdi birkaç gündür. Geçen hafta anlatmıştım. İlk bir hafta 10 gün görmediler hadiseyi. İç sayfalarda bile görmediler. Şimdi işte efendim bir başkası neymiş? Mine Özkan diye biri. Ünlüleri 35 milyon çarpmış filan. Ceza bile almadı filan deniyor. Ülkenin geldiği hal. Osman Özsoy paylaşmış. Neden diyor Fatih Terim e, olayı bu kadar, Terim Fonu olayı bu kadar gündemde? İlk kez hem yandaş hem de muhalif medya ortak tartışılabilecek bir konu yakaladı. İşin içinde hükümet karşıtlığı veya zorunlu hükümeti övme gibi zorlama olmadığı için herkes keyifle ve serbest atışla bu konuya daldı demiş. İstediği konuya anında yayın yasağı getiren bir iradeden bahsediyoruz. Bir konuda yayın yasağı getirilmemişse ve serbestçe bu konu tartışılıp ne bileyim Denizbank Genel Müdürü istifaya davet ediliyor, Fatih Terim nerede diye soruluyor falan. E, bu insanlar istemezler mi bu, bu, haberlerin yani yasaklanmasını isterler. Belki de yayın yasağı için mahkemelere defalarca başvurmuşlardır ama mahkeme bu talepleri kabul etmemiş belli ki. Geçelim Dubai'ye. Dubai'de iklim zirvesi vardı. Geçtiğimiz hafta yayınlarda anlattım. Yani süper jetlerle geliyorsunuz. Dünya liderleri de öyle. Jetlerle dönüyorsunuz. Sonra da iklim zirvesinde konuşuyorsunuz. Yani bir kere burada bunun hiçbir tarafında bir samimiyet yok. Ayrı bir konu. Ayrıca oradaki liderlerin hele yani yani yarıdan çoğu benden sonra tufan noktasında. Yani Erdoğan da böyle. Erdoğan dünyayı kendi hayatıyla limitli, kendi hayatıyla sınırlı gören bir lider. Böyle bir kimliği var. Böyle bir anlayışı var. Kendisinden sonra dünyanın ne olacağı, nereye gideceği umrunda olan biri değil. Yani o sadece bu yönüyle yanlış bir adam. Fakat işte dostlar alışverişte görsün diye gitmişler. Böyle boy boy fotoğraf çektirdiler. E, ne bileyim, şey yaptılar. Kürsüden hitap ettiler millete filan. 120'ye yakın ülke Küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına çıkarma sözü vermiş Türkiye yokmuş bunların arasında. Böyle. Kaldı ki Türkiye'nin belki de kaynağı da imkanı da yok. Artı niyeti de yok. Niye olsun ki? Yenilenebilir enerji şu demek. Yani güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, fosil yakıtlı enerjinin artık e, fosil yakıtın düşürülmesi ve bu tür yollara dönmesi. Hidroelektrik de bundan sayılıyor. Yani işte nehirlere, ırmaklara kurulan barajlar. Hidroelektrik santralleri falan da bundan sayılıyor. Doğanın içinde döndürülebilir. Erdoğan bunu paylaşmış. Biraz daha yaklaşarak bakalım. Kim ne derse desin Hamas'ı bir terör örgütü olarak asla kabul edemem. Siz PKK'yı, YPG'yi, FETÖ'yü ödüllendirirken hatta hatta bunları oval, oval ofiste ağırlarken kalkıp da Hamas'ı bu şekilde yorumlamamızı bekleyemezsiniz. Şimdi farkında olmadan müthiş bir itiraftır bu. Oval Office diyerek bana Beyaz Saray randevu vermedi deyip Beyaz Saray'a göndermede bulunuyor. İki, daha büyük itiraf da şu. Devletlerin yaftaladıkları veya devletlerin, devletlerin işaretledikleri veya devletlerin zaman zaman uğraştıkları veya şeytanlaştırdıkları, düşmanlaştırdıkları terör örgütleri vardır. Kimi zaman bir takım grupları terör örgütü ilan eder, kimi zaman etmez. Şu anda işine geldiği için bir takım örgütleri terör örgütü ilan ediyor işine geldiği için de gene bir takım örgütleri terör örgütü ilan etmiyor ben de diyor senin ilan ettiğin sen diyor benim terör örgütlerime terör demiyorsun ben de seninkilere terör demiyorum diyor ama diyor buluşursak Beyaz Saray'da bir orta yol bulabiliriz böyle bakın yani onun için e, terör örgütlerini özellikle ve terör eylemlerini analiz ederken iki kere düşünmek çok dikkatli analiz etmek gerekiyor devletlerin söylemleri veya açıklamaları neyse o tuzağa düşmemek, çekilmemek icap ediyor. İşte böyle bir noktada gazetecilik öne çıkıyor. Gazetecilik şu anda çok gerekli, çok önemli. Teyit mekanizması, karşılaştırma mekanizma, mekanizması, kamu adına soru sorma mekanizması. Soran var mı Cemal Tanhan'ı? Hiç karşılaştınız mı? Yaklaşık 80 yaşında Dört kere başvuru yapılmış tahliye edilsin diye 30 yıl cezaevinde kalmış. Felç geçirdikten sonra tahliyesine karar verilmiş ve tahliyeden 43 gün sonra yaşamını yitirmiş. Adeta tabutta tahliye. Haberiniz var mı? Ve böyle ölüm kertesinde olan kanser tedavisinde olan yüzlerce insan var Türkiye cezaevlerinde. Yaklaşan iki felaket derken ilkini ne dikkat çektim ekonomi, ikincisi de deprem. Geçmiş olsun. Afada göre saat 10.42'de yerel saatle Marmara Denizinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmiş. Mudanya açıklarındaymış. Aynı yerde 10.45'te yani 3 dakika sonra da 4.5 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Marmara faylarında hareketlilik var. Deprem uzmanı Profesör Doktor Naci Görürse biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama gemlikte önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmeli. Bu kentimizin yeri çok tehlikeli doğrudan gemlik fayının üzerinde. Bağırıyor bas bas bağırıyor. Fakat kapı duvar e, açıklamalarında ayrıca ranta da dikkat çekiyor. Bu, bu deprem haberlerini alıp e, bu felaket haberleri veya bu tür riskler üzerinden e, yeni bir rant ekonomisi başladı diyor. Yani mesele burada maksat depreme karşı dayanıklı konut ilan etmek, şey konut inşa etmek ve insanları güvenli bölgelere taşımak değil. Amaç buradan nasıl para kazanırım? Bu felaket tellal, tellallığından. İsrail'e geçelim. İsrail e, Gazze'nin güneyini bombalamaya başladı. Kuzeyle yetinmedi. Her 5 kişiden dördü yerinden edilmiş. Yani 2.3 milyon, 2.5 milyon civarı insan varsa 7 Ekim'den önce Gazze'de yaşayan bunun yaklaşık 2 milyonu ya da 1.9 milyonu yerinden edilmiş durumda. Ateşkes üzerine e, yani kuzeydekileri güneye sevk etmişlerdi. Şimdi güneyi bombalıyorlar. Ve insanlar yani terk ettikleri eve de dönemiyor. Aynı şey güney içinde geçerli. Han Yunus bombalanmış. E, gerekçe aynı. İşte bölgeyi veya Gazze'yi Hamas'tan temizlemek için ama çok net. Münih e, benzeri bir intikam planı yapıyor İsrail. Amerika'ya ve Batı'ya rağmen ve karşın ve belki de onların örtülü desteğiyle 1972'de Münih Olimpiyatlarında İsrail Olimpiyat kampını basan Filistin örgütü zannediyorum 11 e, sporcuyu ve işte artık o e, kafileden kim varsa öldürmüştü, katletmişti. E, onun intikamını almıştı İsrail. Adeta bir sürekli avı e, e, yapmıştı. Filmi de çekildi bunun. Dünyanın dört bir yanına da, dağılan o eylemi gerçekleştirenleri buldu ve infaz etti. Yargılama falan yok. Buldu ve infaz etti. Şimdi aynı şeyi aynı motivasyonla yaptığını İsrailli yetkililer itiraf ediyorlar. Fakat bunun alakası yok. Orada yani Münih Olimpiyatında evet İsrail bir örgüt o olimpiyatı bastı, İsrailli işte ne bileyim oyuncuları veya sporcuları öldürdü. Sonra da o örgüte veya işte o tetikçilere veya katillere dönük bir istihbarat operasyonuydu. Fakat burada milyonlarca insanı yerinden ettiniz. 15 bini geçti ve bunun yarısı kadın çocuk. Bunlar bin, e, yani en az yarısı 7 Ekim'de öldürülen İsrailli 1400 sivile sivile e, saldırmış, onları öldürmüş değil. Ama ben işte teröristleri temizlerken savaşın trajedisi diyor. Bu da İsrail ordu sözcüsü tarafından ifade edildi. Teröristleri temizlerken bazı siviller de gidiyor yapacak bir şey yok diyor yani. Kamala Harris diye bir kadın var. Amerika Başkan Yardımcısı ve ilk kadın başkan yardımcısı. Tarihteki. Gerçekten Joe Biden görev süresinin dört yılını doldurmak üzere hiç duydunuz mu Kamala Harris'in adını? Ben neredeyse hiç duymadım. Yani arada böyle ayda bir iki ayda bir haber oluyor. Gazze'nin kuşatma altında kalmasına, Filistinlilerin Gazze batı şeriadan zorla gönderilmesine, Gazze sınırlarının yeniden çizilmesine müsaade etmeyeceğiz demiş. Netanyahu ya söyleyin yani. Ya bunu Amerika'nın yapabilecek gücü var. Dünyada yegane devlettir şu anda. Yegane devlettir. Bu işi bitirecek, durduracak. Ama yapmıyor. Açıklama yapıyorlar böyle başkan ağzından, başkan yardımcısı ağzından. Fakat kapalı kapılar ardında yürüyün siz. Biz en azından şu anda açıklamalarla işte ne bileyim kamuoyunun nabzını almaya çalışıyoruz falan diyor. Anlatmasınlar hikaye. Doğrudan kırmızı telefonu kaldırıp Netanyahu'ya bitiriyorsunuz bunu dediğinizde bitirmek durumunda. Başka çaresi yok. Bir numaralı hamisi Amerika. Ve her şey oradan geliyor. Yapmasınlar yani zekamızla alay etmesinler. Banksy çizgisi veya ürünü olduğu söyleniyor bu çizginin veya bu karikatürün ama bilmiyorum teyit etmedim. Fakat doğrusu bu gerçekten. Yıkılmış harap olmuş bir gazze. Gerçekte salıncaklar. Çocuksuz kalmış ve onların gölgesinde sallanan çocuklar. Çok güzel tasvir etmiş. Banksy ise bravo. George Orwell bitirelim. Eğer özgürlüğün tek bir anlamı varsa o da insanlara duymak istemedikleri şeyleri söyleme hakkıdır. Biz de tam bunu yapıyoruz. Bunu yapmak için yola çıktık ve bunu yapmaya nefesimiz yettiğince devam edeceğiz. Bir manşeti daha bu duygularla kapatıyorum. Bir sonraki ayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.